Arkadaşlar merhaba, 3 dakika çarşambanın bu bölümünde tel seçiminden bahsedeceğiz. İntro gelsin. Arkadaşlar bu soru çok soruluyor bana. O yüzden aslında herkese böyle cevap vermektense burada bir video yapmak istedim. Kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim size tel seçimi konusunda. Şimdi 3 dakika başlasın. Arkadaşlar iki tane ana madde olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Birincisi yaptığınız müzik tarzı. Yaptığınız müzik tarzına göre tabii tel seçimi çok büyük önemli rol oynuyor. Onu söyleyebilirim. Yani mesela blues çalıyorsanız kalın tel daha makbul. Çünkü daha dolgun tonlar, daha koyu tonlar. Tabii bununla beraber tel yüksekliğinin artması gerekir. Sustain uzaması için ama o bambaşka bir konu. Ama mesela blues yapıyorsanız daha kalın tel kullanmanız gerekiyor. Bu böyle bir anlayış var ve doğrudur. Ama bu demek değil ki bunu yıkamazsınız. Yani ben 0.8'de blues çalamaz mıyım? Tabii ki çalarsınız. Ama o dolu tonu yakalamak istiyorsanız genel kanı bu. Ya da ne bileyim şöyle söyleyelim. Daha böyle aşırı ekstrem metal yapıyorsunuzdur ya da yeni tarzlardan gentler vesaire. Şimdi daha çok ritim çalındığı için orada daha tight tonu yakalamak adına daha kalın tel kullanmak gerekiyor. Bununla beraber arkadaşlar şundan da bahsedelim. Bunu bazı firmalar aslında sunuyor. Telleri farklı farklı seçebiliyorsunuz. Set almaktansa atıyorum en inceyi 0.9 alıp en yukarıdakini 60 alabilirsiniz. 0.60 sallıyorum tamamen şu an. Çünkü daha çok ritim çalıyorsunuzdur. Yani hem ritim çalıyorsunuzdur, ekstrem bir şey yapıyorsunuzdur. Daha tight, sert. Hem de lead çalıyorsunuzdur. Daha hızlı şeyler. O zaman bu tarz şeyleri de tabii önerebilirim. İkinci ana başlığımız arkadaşlar ki bence bu daha önemli. Yapınız, bilek yapınız, parmak yapınız. İnce mi, kalın mı? Şimdi ince yapılı bir insansanız arkadaşlar, bilekleriniz ince ise ki benim bileklerim ve parmaklarım ufak ve incedir. Şimdi bent yaptığınız zaman arkadaşlar kalın parmaklı bir arkadaşa göre daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla o 11'i kullanırken siz 10 kullanmalısınız. Burada aslında bir şey trade-off yap, bir şey değiştiriyorsunuz. O da şu. 11 telde daha iyi ton alıyor belki arkadaşınız. Ama sizin de parmak yapınız bu. Siz de daha hızlı çalabilmek için, daha konforlu çalmak için düşürüyorsunuz. Yani bunlara bakmak önemli arkadaşlar. Nasıl anlayacaksınız bunu? Deneme yanılmayla. Yani mesela çok böyle tecrübeli değilseniz bu konuda ustaya gitarınızı götürerek, çünkü telleri değiştirdiğiniz zaman setuplamanız gerekecektir gitarı. Tel kalınlığını değiştirdiğiniz zaman. Deneyin yani 0.9 deneyin, 0.8 deneyin, 10 deneyin, 11 deneyin. Tabii müzik tarzınızı da düşünerek bunları söylüyorum. Ondan sonra karar verin. Yani parmak yapınız, bilek yapınızla yaptığınız tarzın, daha çok yani yaptığınız tarzın diyelim. Belki bir tarz çalmıyorsunuzdur ama daha çok yatkın olduğunuz, daha çok çaldığınızın ortak noktasında bir tel bulmak önemli. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve bir madde daha var. Bu ana başlık olmasa da deneyin arkadaşlar. Yani sırf size biri dedi diye bir tel alıp onu çalmayın. Denemek yanılmak çok önemli bu konuda. Dediğim gibi farklı markalar, farklı modeller, işte quoted olsun. Çünkü insan bunları denedikçe daha seçici oluyor. Sırf birinden duydunuz diye arkadaşlar onu yaptığınız zaman orada kalıyorsunuz. İnsan en iyi kendi tecrübe ediyor bunu. Mesela bir de şöyle bir durum var arkadaşlar, ondan da bahsetmek lazım. Mesela elixir teller mükemmel, çok güzel. Hakikaten hiç paslanmıyor. Ama değiştirin mesela bir sene sonra elixiri. Telin eskidiğini anlayacaksınız. O fretlere gerçekten zarar verebiliyor, onu da söyleyeyim. O yüzden yani maksimum elixir olsa dahi 4-5 ayda bir değiştirmek lazım arkadaşlar. O da maksimumu söylüyorum. Arkadaşlar 3 tane başlığı toparlayalım. Bir tanesi yaptığınız müzik tarzına göre tel seçmek. İkincisi biliyorsunuz az önce söyledim. Parmak yapınız, bilek yapınıza göre tel seçmek. Üç de arkadaşlar en önemlilerinden biri yine deneyin sürekli. Sırf size biri bir teli dene dediği için, çal dediği için onu çalmayın. Hep deneyin. Ta ki doğrusunu hissettiğiniz zaman. Arkadaşlar aynı zamanda siz neler düşünüyorsunuz? Hangi telleri kullanıyorsunuz? Bu konuyla ilgili tecrübelerinizi lütfen yorumlara yazın. Arkadaşların da okumasını isterim. Herkesin çünkü tecrübeleri var. Ben de sizlerden öğreniyorum. Siz bu videoyu nasıl izliyorsanız ben de sizin yorumlarınızdan kafam açılıyor. O yüzden lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar umarım video keyifli olmuştur. Biliyorsunuz 3 dakika çarşambalara geri döndük. Kanalda birçok artık tanıtım gelecek arkadaşlar. Pedal da oldu burası. Hepsinin videolarını çekiyorum. Yavaş yavaş gelecek. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar zil butonuna basarak da videolarımı kaçırmazsınız. Bazı arkadaşlar çok videolarımı çünkü kaçırıyor biliyorum. Hocam bana notification gelmedi işte, bildirim gelmedi diye. O yüzden ona da basabilirsiniz. Bir başka videoda görüşürüz.